Bizim sarayla anlaştığımız namertçe söylendi. İlk aşamada partili cumhurbaşkanlığına evet dediğimiz, başkanlık sistemine sıcak baktığımız soysuzca iddia edildi. Recep Tayyip Erdoğan aslında Türk tipi değil, Tayyip tipi başkanlık hayalleri kurmaktadır. Tek adam diktatörlüğü, tahtsız ve taçsız sultanlık peşinde koşmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşama azminin, payidarlık iradesinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün aynen tecellisi ve tescilidir. Türkiye prangalardan kurtulsun ve şaha kalksın, daha hızlı karar alsın, daha süratli iş yapılsın sözleri gerçek ve sinsi amaçların üzerine örtmek için piyasaya sürülen yalanlardır. Devletin hızlı karar alması, etkin ve verimli çalışması lazımdır. Yasama, yürütme ve yargı arasında demokratik ayrımın belirginleştirilmesi büyük bir zorunluluktur. Recep Tayyip Erdoğan tipi başkanlık sistemi Türkiye'nin bölünmesinin reçetesidir. Değişen rejim değildir. Aksini iddia ve ilan edenler müfteridir, münafıktır, müptezeldir. Beştepe'nin başkanlık sisteminin faziletleri konusunda söylediklerin tümü yalandır ve aldatmacadır. Kefili milli irade ve Türk tarihi olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi keyfi olarak kurulmadı. Bebek katiliyle müzakere yapandan, teröristlere kucak açandan Cumhurbaşkanı olmaz. Evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden Cumhurbaşkanı olmaz. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. İster sevsinler, ister sevmesinler. Durmayıp papatya falı atsınlar, baktılar olmuyor, hemen tanıdık medyumlara koşsunlar. Fakat ne yapsalar boştur, ne etseler nafiledir. Zira Türkiye'nin geleceği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Biz ağzımızla konuşur, beynimizle düşünür, aklımızla kavrar, sevgimizle kucaklar, gönlümüzde coşar, yüreğimizle inanırız. İnandığımızı söyler, sonu ölüm de olsa dönmeyiz.